Değerli konuklar merhaba. İde TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli hocam, Türkiye'nin önemli metafizik uzmanlarından Volkan Kemal Ergenekon'la bir önceki bölümde kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün biraz daha derin konulara gireceğiz hocamla ama geçen hafta yarım bıraktığımız spiritüel dernekler oluşumlar konusuyla giriş yapıp ardından metafizik varlıkların özelliklerinden, büyüden, musallat vakalarından bahsedeceğiz. Kıymetli hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi bu e, 31 Mart 1848'de Margaret Fox'ta başlayan bu spiritüel olaylar ve e, Alen Kardek ve Mesmerle gelişen daha sonra işte e, diğer Metafizikçilerin ve kurulan derneklerle özellikle İngiltere'de ve en sona Çekoslovakya'da daha geliştiren hareketlerle işte e, bu çalışmaya paralel olarak dedik e, 1893 yılında Doktor Ömer Besim Abdülhamit Han'ın e, Paris'teki ilk hipnotizma kongresine göndermesiyle Türkiye'de de başlamış. Daha sonra Avnullah'la devam etmiş. Ve 1950'de Doktor Betir Ruh kurduğu ve ondan sonra Doktor Refet Kayserli oldu ee, ve Ergun Arıktal abinin devam ettirdiği bir Türkiye'de bir spiritüel e, faaliyet var. Fakat her harekette olduğu gibi yani hedenizmde olsun, stoğacılıkta olsun, e, Hatta e, İslami e, şeylerde Melamilikte olsun veya e, diğer benzeri tarikatlarda iyi niyetle kurulmuş olan hareketler daha sonra suistimal edilerek çok çok ayrı mecralara taşınmış farklı şekillerde e, yönlendirmiştir. Zaten bunu Hegel de kendi diyalektiğinde belirtiyor. Yani hiçbir şey sabit değildir. Her düşünce sistemi kendi içisinde içerisinde değişikliklere e, ...yönelir, e, sapmalar oluşturur diye Hegel de belirtmiş. Tabii şimdi Hegel'e herkes ekonomist... ...Adam Smith bile mesela felsefenin içinde bulunmuştur. Onun da felsefeyle ilgili yazıları vardır. Evet. Zaten e, Hegel'i okumadan da Marx'ı anlamak mümkün değil. Onun nihayette temel altyapısında Hegel'in felsefesi var. Şimdi tabii e, bunlara alan arkadaşlar sıkılıyorlar. Onlar istiyorlar ki aksiyon olsun... E, metafizik olaylar neler yaşandı falan filan bunları ama arkadaşlar temel bilgiler olmadan direkt yani o olay nasıl oldu bu sıra dışı olaylar hangi düşünce temelinde gerçekleşti bunların adı olmadan yani present past future tense öğrenmeden past perfect, present perfect veya present perfect continuous öğrenmeye çalışıyor. Yani evet. önce üç temel zamanı öğrenirsiniz. Sonra sondan başa doğru başlarsanız o e, gramer yapısını çözemezsiniz. Volkan o yüzden... Bizim bu yayınlarımızın aslında akademik bir tarafı da var. Çünkü biz evet. temeline iniyoruz. Yani evet, e, ilgi çekici konuları da konuşacağız, konuşmayacağız değil. Hı önümüzdeki evet. dakikalarda ama siz bir zemin oluşturuyorsunuz. Şimdi bu evet. konuda hiç ilgisi olmayan bir insan bile bir sonraki bölümde mesela konuştuğumuzda metafizik varlıkları temelli almış olduğu için daha sağlıklı evet. bir analiz yapacak. Evet. Şimdi spiritüalizmle temelde mesela onlarda da ruh çağırma şeklinde bir sistem var. Evet. Tabi bu seansların çoğuna maalesef cin cinler geliyor. Ve bunlar e, ilk önce doğru olanları söylüyorlar. Kişilerin güvenini kazanıyorlar. Ondan Hı. sonra biz süre sonra yönlendirmelere ve saptırmaya başlıyorlar. Evet Hangi yönde? Akayet yönünde, düşünce yönünde. Sonra bir din oluşturtuyorlar. İşte... Bu çözülme yani Hegel'in de söylediği gibi yani her düşünce sistemi süreç içinde değişiyor. Hatta bizim düşüncelerimiz bile değişmiyor mu? Yani 15-16 e, yaşındaki siyasi düşüncelerimizle şimdiki siyasi düşüncelerimiz veya 20 yaşındaki sosyal hayata bakışımızla şu anki bakış açımız bir mi? Tabii ki değil. Muhakkak ki tecrübeler, yaşanmışlıklar olumlu ve olumsuz kişilerin, hem ekonomik, sosyal, siyasal düşüncelerinde farklılık oluşturuyor. Evet. Bunun çok uçta radikal örneklerini de siyasi hayatta görüyoruz zaten. Şu an evet. şahit oluyoruz. Şimdi tabii bu diyalektik içerisinde şunu söyleyeceğim. Yani spritüelizmde de bu sapmalar olmuş ve spritüelist düşünce bir din haline gelmiş. Evet. Ve bu din içerisinde yani bu semavi dinlerin dışına bir din oluş, oluşturtuluyor. Gruplar tabi bunlar için çoğunlukla ekonomik e, menfaatler yani determinist olarak düşünecek olursak bunlar öne çıkıyor. Şimdi neden bunlar tehlikeli? Bakınız e, izleyen arkadaşlara birkaç tane örnek vereyim. Bazılarını biz bizim dönemimizde bizim kuşağımız olduğu için hatırlayamayabilirler ama internetten girerlerse vereceğim isimleri Oradan daha ayrıntılı bilgi olarak Ben ana hatlarıyla özet olarak söyleyeceğim. Mesela 1969'da ben iyi hatırlıyorum Charles Manson, Charles Manson cinayetleri vardı. Yine böyle bir kurulan, yani spiritüel bir şeyle kurulan adam bir e, resmen bir e, örgüt oluşturdu. Bunun arkasında intiharlar, öldürmeler, işte kurban vermeler falan. 78'de ise biraz daha yakın bir zaman halkın tapınağı lideri Jim Johnson neden oldu kitlesel intiharlar oluştu biliyorsunuz. Evet, belgeselleri var YouTube'da bunların. Evet. Jim Jones diye yazarlarsa arkadaşlar, halkın tapınağı lideri Jim Johnson neden oldu kit, kitlesel intiharlar. 1995'te ise Tokyo metrosuna zehirli gaz vermeye kalkan On shrink örgütü bu sefer öne çıktı. Yani Japonya'da bile o kadar disiplinli, düzenli hani hayran olduğumuz Japon toplumunda bile böyle sapkın tarikatlar maalesef e, kendi göstermiş durumda. Tabi bunlar bu kültler nasıl kültler nasıl oluşuyor? E, brainwashing kimin? Beyin yıkama ve e, main control, zihin kontrolü yoluyla oluyor. İşte evet. tabi bunların liderleri. Bu tür çalışmalarla kitle hipnozu yapabiliyorlar. Mesela işte Tule örgütünün yetiştirdiği Hitler mesela buna en güzel örnek. Yani 1914 yılında onbaşı olan birisi bir sokak ressamı çok geçmeden 20 yıl içerisinde 37.500 kişinin 37 milyon 500 bin kişinin führerliğine yani diktatörlerine evet editecek bir duruma geliyor. Yani 1914-18 arası onbaşı 1930 şeyde 40'larda Mareşalleri karşısına dizen esas duruşta durduran bir führer. Evet. Ya nasıl geliyor bu kadar sürede? İşte bunlar yani bu işin gerçekten şakası yok. Bu örgütleri hafif almamak gerekiyor. Bir anda bir insana umulmadık yerleri getiriyor ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olabiliyor. Şimdi e, mesela bunlardan çok ana hatlarıyla bazılarını söyleyeceğim size. Çünkü bunlar sosyal ve inançsal kaoslar oluşturuyor ve e, bir sürü kişinin intiharlarına sebep oluyor. Şimdi e, mesela Mısır'da tep rahipleri, Vesta rahibeleri, eski Yunan'da ışık okulları, Anadolu'daki kardeşlik örgütleri, Ziyon tarikatı, Opus Dei tarikatı, Tem Bunların altında çok tabi masonlar çok büyük faktörler. Gülhaç tarikatı ve bu Gülhaç tarikatının bu sapkın ögeleri işte dördüncü şeye kadar cennette size şunlar verecek. Hani bizim tarikatların şu an e, önermeleri gibi. Adam yani düşünseniz adamın hayal dünyası yine çadır üzerine kurulu. Herkese 2000 tane oda verilecek her 2000 odada 6000 tane çadır olacak 6000 ile 6000 tane hure olacak falan filan yani adamdaki <laughs> dünyasını düşünebiliyor musunuz ya o bir maske filmi vardı ya çok güzel ben onu çok, çok beğeniyorum neler neler ya o ne rezaletler her gün çıkıyor tabi ben de bunları yayınlıyorum ee, üzülerek yayınlıyorum ki insanlar görsünler yani 2024 yılında bir Atatürk Türkiye'si nerelere geldi? Ne evet. durumlar yaşanıyor? Şimdi mesela Yahuva tanıkları veya dediğimiz şahitleri, Batıniler, Illuminati, İhvan-ı Sefa, Gülhaç örgütleri. Tabi bunlar 20. yüzyılın başlangıcında kurulmuş örgütler ama şimdi son yüzyılda gerçi olsak mesela bir Moon tarikatı Kore'de biliyorsunuz işte toplu evlendirmeler bilmem neler bir Hristiyanlıkla Budizm karışımı bir şey çıkarıyor. Tabi bu arada kendisi korkunç villalarda son model lüks e, jiplerde arabalarda safa sürüyor falan filan. Evet. Pantoloji. işte ben biz uzaylılarla görüşüyoruz uzaylar bize bunları yazdırıyor şunları yazdırıyor gibi şu an hala Amerika'da o şeyler var. Transdantal meditasyon maresi, mesela e, kendine faydası yok. Zaten kadın 150 kilo ağırlığında bir kadın, kadının vinçle getiriyorlar böyle şeyle helikopterle bilmem neyle. Yani kapıdan gelecek şey yok. E, fakat tabii burada korkunç e, milyonlarca dolarlar dönüyor bu işin evet. içerisinde, bu kurslarda vesairede. işte biz size aydınlatacağız, işte biz size şunları sağlayacağız falan yoluyla bir kapı açıyorlar. Çünkü bunların iyi niyetli olarak açılan mesela bi biyoloji kursları var, aile dizimleri var, işte buna benzer etkinlikler var, kamplara gitmeler var. Bu çalışmalardan maalesef bize çok kişi geliyor. Bunu itiraf etmek gerekir. Ne çünkü, sebeple geliyorlar hocam? Işte çünkü burada bu çalışmalarda kontrollü olmadığı için kendilerini de e, koruma altına almadıkları için bu varlıklara yakalanıyorlar. Çünkü bir kanal açılıyor o çalışmalarda. Evet, evet. Dur meditasyonlarda vesairede. Ondan sonra Mansonizm, e, Erhard tarikatı biliyorsunuz en meşhurlarından birisi. People's Temple, Order of the Solar Temple gibi Heaven Gate, işte cennet kapısı falan gibi örgütler oluşturuluyor. bunlarla arkalarında en çok Siyonist Yahudiler var. Çünkü bu kurdukları örgütlerle gerek Hristiyan dünyasın gerek İslam dünyasının akaidini bozup insanları dinlerinden koparıp parçalara ayırmak. Ayıramadıklarını da dinin içerisinde parçalamak. Atomun parçalanması gibi. Evet. Yani bu sefer de Kadiri Nakşibendi, Rufai, Melami gibi gruplara ayırıyor. O grupların içerisinde de yine yani mesela Nakşibendi kuruyor. Nakşibendi içinde de yine gruplar aşıyor. Yok Süleyman Can, işte yok Nurcular, e, Melamiler işte Nakşiler içerisinde Menzilciler, İsmail Ağcılar, işte Erenköy grubu. O onları da yine bir onları da parça parça bir küçülde küçülde birbirlerine de düşürerek bakın Bugün mesela Türkiye'deki tarikatların hiçbirisi diğerinin kitabını okumaz, kaynağını asla okumaz ve hepsi birbirini tekfir eder. Hı hı. Yani onlara göre hepsi diğeri ne göre dinden çıkmıştır, kafirdir. Yani bu e, zaten e, el sünnet, şia ve vehhabi olarak üç ayrılmış. Evet. Bu ayrılmanın içinde el sünnetin içerisinde yine bir e, gruplaşmalar var. Tarikatlar var, cemaatler var, belki 50'ye yakın. Bu cemaatlerin içerisinde işte mesela nurcuların içerisinde yazıcılar var, okuyucular var vesaireler var. İşte Fethullahçılar var, bilmem var. Yani böyle 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 tabii hepsinin içerisinde de sarıklı, sakallı hatta gece namazını bile ihmal etmeyen ajanlar var. Mossad üyeleri var. Evet. İsrail'de yetişmiş. Oradaki Tel Aviv Üniversitesi'nde yetişmiş. E, hatta o kadar takva ki. Yani gece namazını bile ihmal etmiyor. O kadar inandırıcı. İsimlerine bakıyorsunuz hepsi İslami isimler. Gayet yolda yürürken hiç başını sağa sola kaldırmıyor. Çok takva pozisyonunda. Pazartesi, cuma, e, perşembe oruçlarını hiç aksatmıyor. Yani böyle e, tam bir şey takva yaşantısı görüntüsü için tabii konuştuğu zaman da insanlar peşinden gidiyor. Ya diyorlar bak ne kadar düzgün yaşıyor herhalde biz ondan daha iyi bilecek değiliz diyorlar. Tabii rezaletler rezaletler. Şimdi bu örgütlerin işte sonucunda da böyle toplu intiharlar e, onun dışında işte istihareye yatıp e, el altından para alıp onu onunla uygun olmayan kişiyle evlendirmeler, işte şeyhim öyle dediğin öyle uygun gördüğüne göre bunda hayır vardır deyip abuk subuk bir sürü ticaret yaptırmalar, iflaslar vesaireler. Tab ondan sonra bu kişi isyan edip sesini çıkarmaya kalktığı zaman da vay işte münafık sen demek ki dünya malı için inancını satıyorsun ben bir de suçlayıp dışlayıp e, etmeler var. Evet. Zaten o kişiler seslerini de çıkaramıyor. Bu öyle bir örgüt olmuş ki bunlar. Resmen terör örgütü bunlar. Yani şakası yok. <laughs> o yüzden bunlara da değinmek istedim. Yani bu e, 68, 69, 78 ve 93 yıllarındaki olan olaylar hatta yakın bir zamanda da yine bir toplu intiharlar oldu. Mesela Amerika'da okul basmalar. Yani ba bana diyor e, sonra yaklaşık Türkiye'deki 4000'e yakın yani polis kayıtlarına göre söylüyorum. Onun dışında daha bir de kayıtlarda olmayan mehdiler var. Yani 4000 tane sadece Türkiye'de mehdi var ya. Yani bunlara bir diyanetin bir son vermesi lazım çıkıp bunları konuşması lazım. Ya neler neler ya insan tüylerini diken ed diken eden şeyler. O sizde bütün arkadaşlar da şu an bizi izleyen tabii e, mutlaka hepsi internet çok yakın takip ediyor. Oradaki bu tarikatların zikirlerini saçmalıklarını yerde çırpınışlarını kendilerini yerden yere atmalar vesaire. Hani e, bunlar nereye gidecek? Tabii çok sosyal e, çözülme oluyor. Bunlar içerisinde de işte böyle maalesef Narin yavrumuz gibi evet. olaylara ve onun gibi daha bilinmeyen kaç tane olay var. Tabi Diyanet bunları hissesini çıkarmıyor. Diyanet kendi vakıflarında umre ve haçlarda götürülen paraların hesabında. O yüzden hiç kalkıp da bunlara bir ses çıkarayım. Zamanında Adnan Oktar'a ses çıkarılmadığı gibi buna da ses çıkarmıyor. En sonunda büyük bir patlama olacak bir şey olacak da ancak o zaman e, ağzını açıp bir iki şey söyleyecek. O zaman da akıllanmıyoruz mesela. Akıllanmıyoruz. E, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin devlet ve dini gruplar e, arasındaki ilişki anlamında normalleşmesini bekliyorduk. E, bir evet. baktık işler daha da sarpa sardı. Daha da evet. <laughs> akıllanmıyoruz hocam. O yüzden bazı e, seyircilerimiz siyaset yapmayın falan diyorlar. Bu YouTube videolarının altında ben görüyorum dilerseniz sısırıcı şeyleri söylüyoruz biz yani evet. Sosyolojik... evet. Yani bunlar bizim ülkemizin gerçekliği neticede şimdi evet. insan... yok ama fark etmiyor bizim için. Evet, ha. insanı ilgilendiren her şeyden bahsediyoruz Hı. biz burada. Hocam, Hı. metafizik varlıkların, Hı. E, görünmeyen varlıkların cin olarak adlandırılan varlıkların e, temel özellikleri nedir? Bundan biraz bahseder misiniz? Şimdi onlar biliyorsunuz bizden bir üst boyutta oldukları için evet. e, yapıları bizden çok farklı. Hı hı. Aynı uzayların yapılarının farklılıkları gibi. Yani e, nasıl su altında yaşayan hayvanların e, fizyolojik yapıları farklı veya hı hı. havada uçan varlıkların farklı. Şimdi biz hiç denizde irtibatımız olmasaydı. Yani, Empati kuralım ve yani determinist düşünelim. Ee, mesela balık diye bir varlığa inanır mıydık? Yani bize deselerdi ki aynı senin gibi varlık var fakat suyun içinde yaşıyor, suyun içinde doğuyor, suyun içinde evleniyor, çiftleşiyor, çocukları oluyor ve hiç e, kafasını sudan çıkarmadan suyun içinde sürekli yaşıyor. Mantıklı mı? Bize Kabul göre eder değiliz. miydiniz? Tabii bize göre değil etmezdik tabii. Değil yani. E, o yüzden ben basit bir örnek veriyorum. Hayvanlar aleminden yani deniz altındaki hayvanların mantıksızlığından, o suyun altında yaşamaları nasıl mantıksızsa gibi geliyor ama bir realite ise aynı bu varlıkların da bir üst boyutta olup e, yaşamaları, ışık hızında olmaları çok çabuk şekil değiştirebilmeleri. Ya yani ona bakarsanız mesela bu kalem çok çabuk şekil değiştiriyor, renk değiştiriyor. Yani bunu akıl alıyor mu? Ya hayvanlar aleminde öyle olaylar var ki ee, insan bir e, mesela bir arı bile baştan başa bir mucize. Arının aile yaşantısı, ana kraliçe arı durumu, o altıgen şeyi kurmaları sa böyle bu kadar düzgün eşit ölçülerde hani nasıl bunlar yapılabiliyor? Nasıl hayvanlar arasındaki duygular vesaireler nasıl böyle bir düzen sistem gerçekleşmiş? Metafizik olayda da öyle. Yüz binlerce belki bu süreç içerisinde milyonlarca insan bu varlıkları görmüş, konuşmuş, bunlarla irtibat kurmuş. Yani gezildiği zaman, gördüğü zaman hatta Hala da bugün dün bir önceki gün yaşadığım aldığım telefonlar yani şimdi bu konuda benim en zevk aldığım konu yani her mesleğin bir e, mutlaka zorluğu ve zevkli yanı var benim evet. en zevk aldığım şey özellikle başına bu metafizik olay gelmeden önce bunlarla alay eden ya olur muymuş öyle şey bunlar işte Önceki yaşanmış e, hikayelerin bir devamı falan diyenler ne zaman ki başlarına geliyor ondan sonra arayıp ya hocam vallahi ben inanın bunla, bu konularla alay ederdim gülerdim ama ne zaman ki başıma geldi artık kabul ediyorum bu bir realiteymiş merse, gerçekten bunlar varmış diye e, bu hoşuma gidiyor. E, Tabi ama illa böyle olması mı geliyor? Çünkü Kur'an-ı 572 ve 573. sayfalarda eğer mümin olarak Müslümansak, iman etmişsek ki Hristiyanlıkta da var. Hatta o kadar ilginç ki Yiğit Bey. İncil'in diyebilirim dörtte biri sadece cin konusunu işliyor. Dörtte biri. Evet. evet. Yani Kur'an'da bile sadece iki sayfada geçiyor. 50 ayrı surelerde, 56-57 yerde geçiyor. Ayette geçiyor ama... Kur'an'da sadece cin suresi var. 572-573'ün sayfalar. İki sayfa. Yani bir yaprak sadece cin konusu geçiyor. İncil'de ise dörtte biri tamamen cin konusunu anlatıyor. Bu kadar ayrıntı. Tabi e, İsa Aleyhisselam da mesela öğretilerinde havarilerine cin çıkarma seansının nasıl olacağını öğretiyor. İncil'de bunların şeyleri var. Hepsini yani en az bende ona yakın İncil var. Hristiyanlığı çok iyi inceledim. Tabi Museviliği de. Ee, tabi yöntemler farklı olabilir. Değişik şeylere göre, durumlara göre. Ama ana ritüel, Şamalizm'de, Budizm'de, Brahmanizm'de, Şintoizm'de hepsinde evden bu tabi bazı deyimler değişiyor. Mesela Budizm'de vesairede kötü ruh deniyor. İşte e, semavi dinlerde cinleniyor ama diğerlerinde işte farklı isimler altında ama nihayette e, ritüeller mesela tütsüler hepsinde mesela üzerlik Tanganyika'da da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de üzerlik tohumuyla tütsü yapılıyor tuz yakılıyor Orta Amerika'da da öyle yani bir okyanus aşıyorsunuz oradaki ritüel de aynı Ya Avustralya aborjinlere gidiyorsunuz Onlarda da aynı ritüel var. Onlar da mesela elma sirkesi hep kullanıyorlar. Evet. Zaten şimdi burada ben hani ana hatlarıyla beni çok şaşırtan ilk başta benim de kabul etmediğim zorlandığım konular oldu. Bu hava silmi içerisinde. Dört tane esas konu oldu benim için. Dörtüncü böyle sanki Rabia gibi oldu ama yanlış Rabia'nın <laughs> ya artık modası geçti hocam. <laughs> geçti o da. Evet. Şimdi birincisi mesela e, karınca doğasına inanmazdım. Çünkü ya ne sayı Buhari, sayı müslüm, Tirmizi İbni Maci Ebu Davud, İmam mali muvattasında yani kütüb de el-Sünnet'e göre diyorum. Şia'da da mesela Tövzüil mes'halde falan geçmeyen bir doğa. Ya diyordum. Nasıl oluyor da karınca doğası nasıl etkili olabilir ki? Çünkü ne bir ayet yani bir surenin bütünü ve onun içinde yer alan bir doğa ne hadislerde geçen bir dua diyorum. Fakat sonra uygulamada, pratikte onunla çok şaşırdım. O kadar tesirli olduğuna. Birincisi bu. İkincisi elma sirkesi. Yani diyorum elma sirkesi kötü kokan. Bilmiyorum bu konuyu geçen hafta konuştuk mu? Konuşmadık konuştuk hocam. Tekrar etmeyeyim yani. Konuşmadık. Etmeyeyim. İkincisi elma sirkesi. Üçüncüsü kabir ziyaretleri. Enter ya diyorum. Yani yani Hatta ben de bir ara böyle Vehhabi şeylerine biraz Selefilerin şeyine kapılmıştım. Hani işte şirktir mülkü. Oysa ki kabir ziyaretinde biz kişiden oraya gittiğimiz kabirdeki yatan zattan istemiyoruz. Evliyadan istemiyoruz. Rabbimden istiyoruz. Ama Allah'ım onun yüzü suyu hürmetine de hani bizim şeyimize yardımcı olur musun? Benim şu dileğimi kabul eder misin? Her hakkımda hayırlıysa diyoruz. Ha, kabirden Ama... Kastettiğiniz türbeler sanırım Tür, değil türbe mi? Türbe ziyaret evet tabii tabii. Türbe ziyaretleri mesela. Hı -hı. Gerçekten ben çok şok edici sonuçlar aldım. Tabii bunlar biraz da niyet ve kalben tam teslim olarak gitmeyle. Çünkü tam severek gittiğinizde bir ambiyans oluşuyor, bir enerji oluşuyor. Onunla birlikte değişimler oluşuyor. Ben yaşadıklarımı söylüyorum. Ben yani 65 yaşındayım. Ee, şimdiye kadar yaşadığım şeyleri söylüyorum. Ee, en sonunda adak kesme. Mesela ben e, gerçekten itiraf edeyim. Yani asker olmama rağmen ve savaş konularında asla nokta kadar arayacağım. Fakat adak konusu geldiği zaman ben bir horoz bir kesilse bile yani adak değil bir horoz. Adak değil de ama ne bileyim bir işte bir tavuk kesilse bir balık yakalanmasına bile üzülürüm. Mesela, e, kurban kesilirken mutlaka arkamı dönerim. Kesilmesini seyredemem. Hatta şu son 20 yıldır e, son 20 yıldır hiç kurban kendim kesmedim. Hani e, güvendiğim arkadaşlara gönderiyorum. Onlar benim adıma kesiyorlar. Böylece de hani o üzüntüyü yaşamamış oluyorum. E, bu kadar hassas olmama rağmen fakat şunu itiraf edeyim ki Mesela adak kesildikten sonra gerçekten e, Rabbim nasip ediyor o kişinin o dileğini, Hı. şeyini. Ben yaşadıklarımı söylüyorum. Evet. Yani adak, elma sirkesi benim en çok şaşırtan karınca doğası e, ve benzer ritüeller, bazı ritüeller insanın e, düşünemediği e, şaşırtıcı etkenlerden bazıları. Hocam bazı tanıdıklarımız... Diyor ki mesela ben sabah uyandığımda e, kafamın üzerinde böyle karartılar dolaştığını görüyorum. Ya da bir parka çıktığımda gece otururken karşımda bir silüet görüyorum. O silüet daha sonra kayboluyor. Neye benziyor diyorsunuz? E, yüzünü tam tanımlayamıyor. E, kısa boylu, çok kısa boylu bir varlık olduğundan bahsediyor. Gri bir varlık olduğundan bahsediyor mesela. Ama bu bahsedenlerin gördükleri de hep farklı farklı e, varlıklar karartılar ve bu görünen varlıklar nedir hocam? Evet. Tabi e, bence dördüncü boyuttaki varlıklar. Yani cinler. Evet. Şimdi daha geçen hafta e, askerliğini benim yanımda yapmış bir arkadaş e, kardeşimiz aradı. Ya komutanım dedi e, şu fotoğrafa bakar mısınız? Mescitte biz namaz kılarken hatıra olsun diye Hani fotoğraf çek, sonra bir şey dikkatimizi çekti. Ee, arka tarafta, perdenin üstünde, bir ampul kafalı uzaylara benzeyen adamlar var. Resimleri var, dedi. Ee, korkmuşlar tabii. Bir tanesi dikkat etmiş biraz falan. Bana gönderdiler. Vay canına dedim ya, hakikaten gerçekten bu şey var. Resim var. Sonra talebelerime göndereyim dedim. Ertesi gün tekrar baktım, o şey... Telefonda kaybolmuş. Silinmiş. Silinmiş. Bu olayı ben yine çok ünlü bir sanatçı var. Tabii şimdi ismini vermem doğru olmaz. Yani etik olmaz. Mesela o kişi de e, eve dönüyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Açamıyor. Uğraşıyor uğraşıyor açamıyor. En sonunda çilingiri çağırıyor. Çilingiri şok oluyor. Ya efendim diyor bu çok basit bir kapı diyor hani çelik kapı değil bir şey değil diyor hayretler içindeyim diyor kafa yiyeceğim iki saattir uğraşıyorum diyor vallahi ben kasaları açan bir insanım yani e, çok gizli şey kasaları bile aç açan benim mesleğim 20 yıllık ben çilingirim diyor ya bu evet. kadar basit bir kapıyı en sonunda omuzluyorlar diyorlar kapıyı öyle kırıp açıyorlar şimdi e, sonra o sanatçı arkadaş e, ya Volkan Bey dedi şey ben bile inanın aklıma gelmezdi böyle bir şey. Tutmuş cep telefondan o anahtar deliğin içini çekmiş Telefonla. Ya bir baktık gerçekten o varlık orada. Ne akıl alır ne mantık alır. Yani yaşamasak sonra mesela talebelerime gönderdim o fotoğrafı. Ben hemen elimde bir belge ve çok sevindim. Yani o şeyi görünce. Sonra e, sabahleyin aradım kendisini. Dedi ki beni niye aradığını biliyorum dedi. Hmm. Ya nereden biliyorsun söyle bak. Dedim neden seni aradım dedim. Fotoğraf kayboldu değil mi şeyden dedi. Evet dedim nereden biliyorsun dedim. Çünkü benim şeyimden de gitmiş telefon fotoğraf dedi. Benden tekrar isteyecektin dedi yani bu varlıklar evet, elektronik, e, elektronik cihazlara girip oradan veri alabiliyorlar. Evet. akıl Ne akıl alır ne mantık alır. Mesela şeyi e, böyle çok olay da geliyor bana. Yani bu şekilde olay geliyor. ya Hatta e, telefon şeyine gitmişler demişler teknik olarak imkansız. Mümkün değil yüzde sıfır yani. Düşün mesela benden size affedersiniz hakaret dolu mesajlar geliyor. Evet. Siz de bana cevap veriyorsunuz. Ben size diyorum ki ya neden böyle sebepsiz yere bana hani biz sizinle çok iyiydik. Çok iyiyiz. Neden? Yani alkollü müydünüz veya hani veya sizin elinize telefon başkasının eline mi geçti? Hani o yazdı diyorum. Hayır diyorsunuz. Sabaha kadar benim başucumdaydı telefon. Yap bana böyle böyle hakaret et. Hayır canım. Geliyorsunuz bana. Bakıyoruz telefonlara. Sizden bana öyle bir sizin tarafınıza öyle bir mesaj gelmemiş, ama benim kaydımda var mesaj. Yani bunu şeye gidiyoruz, e, telefon uzmanlarına gösteriyoruz. Diyorlar ki bu teknik olarak akıl almaz bir şey imkansız diyorlar. Ben atmadım, cin attı mesajı yani. Yani bakın daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu e, bir İzmirli film yönetmeni e, sinema sektöründe. Beni ziyarete geldi İzmir'e geçen sene. Verandada oturuyoruz. Ee, ya hocam dedi böyle bir ciddi bir e, gerçekten yaşanmış olayları toparlayarak bir film yapalım. Tanınmış ünlü bir e, senarist. Olur dedim falan. O sırada telefon geldi. Yardımcısı aradı. <laughs> Çığlık çığla. Hocam dedi biz dışarı kaçtık şu an dedi e, çekimleri durdurduk dedi. E, yani ne, neden dedi ne oldu bir şey mi oldu dedi ya vallahi dedi e, şey kendi kendine e, klavye kendi kendine yazılar yazıyor bizi tehdit ediyor dedi. <laughs> Mesela bunu hani ben bizzat şahit oldum. Ben, evet. İşte. Sonra bana ya dedi bak tevafuk de hocamın yanındayım dedi. Ben dedim, sakin olun dedim. Bunlar normal şeyler. Hani belki şey takılmıştı falan ama nerede takımı yani resmen yazıyor yazıyor. Şu adam şok olmuş bir bakmış. Görünmez değil. Yazılar yazıyor şeye ekrana. Tehdit ediyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım falan. Yani böyle yenilir tutur bir şey değil. Hani bunu mesela bizzat yaşadığımız bir olay. Buna benzer bana e, telefonlar yapıp bu tür şeyler yaşayıp çok korktuğunu anlatanlar var. Yani elektronikleri bile zaten biliyorsunuz durup dururken lambaların yanması, tekrar sönmesi, tekrar yanması bunlar olan artık. Siz sanıyorum Niğde'de bir e, köye gitmiştiniz. Tekinsiz bir ev vardı orada hı hı. yıllar önce. Sürekli yangın çıkıyordu filan. O da çok enteresan evet. bir konuydu. Evi taşlıyorlar. Hocam niç, diyor bunların sebebi nedir? Niçin o eve karşı bir e, garezi var bu metafizik varlıkların? Şimdi onu hatırlamıyorum. Çünkü 96-97 senesinde olan bir olay. Ondan evet. sonra binlerce olayın içine girdiğimiz için. Evet. Yani insan fakat ana hatlarıyla hatırladığım şuydu. Şimdi dışarıdan Saadettin Teksoy Bey'le yapmış bunu. Evet. Şimdi dışarıdan o e, programı izleseniz dersiniz ya düzmece. Bir senaryo kurmuşlar. Kendi aralarında kafadan bir şey yazmışlar. Oynuyorlar. Mesela. Hakikaten dışarıdan bakıldığı zaman öyle. Benim en yakınlarım bile bana bunu ya böyle mi acaba gerçekten öyle miydi olayla falan bir de soruyorlar. O yüzden ben hani yabancı arkadaşların söylemelerine pek ıı, önemsemiyorum. Yani en yakınlarım bile inanmadıktan sonra hani yabancı olan insanların bu ıı, şeyi algılayamaması bana normal geliyor. Fakat inanın 67-68 kişi ben köye girdiğim zaman bana sırılıp o yaşlı kadınlar hüngür hüngür ağlayarak yardım istediler. Ya bir kişi değil, iki kişi değil, on kişi değil. Yani bütün bir köy yalvararak ne olursunuz bizi bunlardan kurtarın, geceleri uyuyamıyoruz, korku içindeyiz diye Hani böyle bir şey olabilir mi? Artı adamlar şeyi çekmemizi de istemiyorlar. Yani köyde bu şeyi yayınlamamızı da istemiyor. Reklam olmak istemiyor etrafa. Alay evet, konusu oluruz falan o, diyerek. O ekibin içinde Ali Murat Güven de vardı sanırım. Bravo, değil mi? bravo. Evet evet, evet, evet. Şimdi bir taraflarız Görüntüler dönüyor programa ait. Ha, evet, e, yayında evet. seyircilerimiz bunu görüyorlar. Çok enteresan bir vaka mesela. E, evet. Volkan hocam bir insan bir metafizik varlık gördüğünü ya da halüsinasyon gördüğünü nasıl ayırabiliyor? Bunun e, bir sanrı mı yoksa gerçekten dördüncü boyuttan bir varlık mı olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Şimdi mesela e, halüsinasyon da olabilir. Yani kişi hayal de görebilir. Mesela bana e, Şile'den bir yaşlı o zaman getirmişlerdi. Evet. Gerçi şimdi biz de yaşlı amca olduk da o zaman ama 30, 30 32 yaşındaydım falan o seansı yaptım. <laughs> Yine benim şu anki benim yaşımda 60 70 yaşlarında e, birisini getirmişlerdi iki kişinin kolunda. İşte ben bunları görüyorum falan. Hayır dedim. Siz halüsinasyon görüyorsunuz dedim. Yani burada e, tabii e, mesela halüsinojen madde kullanır. Hani uyuşturucu gibi. Veya aşırı alkol kullanır. Bundan dolayı hayal görebilir. Evet. Veya beyni hatta bunların hiçbirini kullanmaz ama beyni yeterli sıvının gitmemesinden mütevellit süje hayal görebilir. Hı hı. Yani çok faktörler var. Yani her böyle sıradışı şeyi görmek gerçekten de o varlıkları görüyor demek değildir. Bunları çok iyi ayırt etmek lazım. Ama şimdi mesela... E Canlı olarak siz e, rüyanızda, bazı rüyalar biliyorsunuz çok canlı oluyor. Gerçi yaşı, yaşanıyor gibi oluyor. Sıçrayarak uyanıyorsunuz o an. Bir bakıyorsunuz ki hayır yatakta yatsınız. Mesela o sırada e, bir varlığın sizi üç tırnağıyla kolunuzu çizdiğini düşünün mesela. Evet. E ben bunu bir e, başyavuşu arkadaşımızın hanımında şahit oldum, yaşadım. Üsteğmenken ondan dolayı bana gelmişti. Ee, tabii Rabbim yardım etti. O olaydan kurtardık ama mesela karıncağız konuna şu üç tırnak böyle çizmiş. Geceyi rüyasında ona saldırıyor, Sıçrayarak uyanıyor ve uyanla bir bakıyor ki böyle bir şey var. Veya mesela avucun içinde kına oluyor Doğru değil mi? Yaşadın. Bravo kına olayı. Ya evet. şimdi izleyenlerden İlla kendisi yaşaması da mutlaka bir akrabası bir arkadaşı bunları yaşamıştır. Evet. Peki onu söylesinler. Cildi uzman arkadaşlarımız var. Tek yaşıyorum diyor. Kapılar kilitli. Benden başka evde kimse yok. Yani şaka da yapamaz birisi bana diyor. Evet. Değil. tek yaşıyorum. Sabah kalkıyorum ki diyor. Avucunun içi kına yakılmış. Ne Korkuyorum. Sebebi nedir? Bakın cildiye ise bir koku nasıl kına kokusu oluyor? İki avucunu da yakmışlar. Hayır, e, Bir saat sonra da geçiyor. Evet hocam yakılma sebebi nedir? Metafizik ahirette. Çok sebepleri var ama ben e, şunu gördüm. Daha çok hep böyle e, genç ve güzel bayanlara kına yakılıyor. Hiçbir erkekte yani şimdiye kadar bana gelmiş 19 bin kişi ortalama. 20 bine yakın bu 35 senede. Evet. Bu rakamda ya bir tane de erkeğin avucuna yakmazlar bu kıza. Niye onlardan iş olmuyor da? Veya niye yaşlı kadınlarda ve orta yaş grubunda olmuyor da hep genç ve güzel kızların avucuna yakılıyor? Şu sebeple soruyorum. Acaba bir metafizik düğün ritüeli midir Bravo. bu? Bravo. Çok güzel. Bak oraya getirmek istedim Evet. Çünkü yani ama bunlar hep tecrübeyle oluyor. Yani binlerce kişi geliyor deneyliyoruz bakıyoruz en çok kimlere ne mesela oluyor. Mesela sosyolojik vakalarda da. Mesela bakın yüzde sekseni gelin kaynana olayıdır. Niye mesela gelin kayınpeder hiç olayı olmuyor da? Sapala gelen olaylarda yüzde seksen gelin kaynana çatışması. Onların birbirlerine yaptıkları metafizik ritüeller vesaire. Büyüler, Büyüler. yani. Büyüler. Ya niye bir tane ya bir tane de bu binlerce kişiden yani bu tesadüf olabilir mi? Niye gelinle kayınpeder arasında hiçbir şey sürtüşme olmuyor? Erkekler mülayim oluyor hocam yani biz çok Niye? entrika sevmiyoruz. Ama, aman gözünü seveyim o <laughs> çok tehlikeli bir konu bu siyasi konulara gir ama bu kollara girme. <laughs> Doğru. Kadınlar konusunda sakın ola ki ağzını açma. Ben sustum. <laughs> çok tehlikeli. Şimdi ama ben şunu söylüyorum. <laughs> E, tabii kızım sana söylüyorum gelinim anla şeklinde izleyicilere söylüyorum ya o neden bir damatla kayınvalide arasında bir problem olmuyor da doğru mu? doğru Ama evet hiç kimse gelmedi. E neden peki görümceler arasında gelin görümce arasında oluyor gelin kaynan arasında oluyor eltiler arasında oluyor mesela bravo eltiler evet bir üçüncü grup da bunlar. Mesela bacanaklar arasında hiç kavga yok. Evet. Bakın ya onlar da bir şey değil mi? Sosyal bir yapı içerisinde onların da bir rolleri var değil mi? Bir sülalede, bir ailede. Hiç bana bir erkek bacanağından dolayı bir bilmem neden dolayı gelmiyor. Ama diğer gruplar devamlı bir çalışma halinde. Bu bir sosyolojik vaka. Evet. Bunlara nasıl oluyor? 35 yıllık süreç içerisinde hep yaşaya yaşıyor. Hatta bunların yörelere göre de bir değerlendirmesi var. Aha. Mesela Karadeniz'de farklı, Doğu Anadolu'da farklı, Trakya'da farklı. Ama bir olayı var ya, her yerde aynı. Yani diyemiyoruz ki Karadeniz'de daha çok, Trakya'da daha az veya Ege'de. Yahu korkunç bir kokuşmuşluk var. Türkiye'nin her yerinde bu büyü ritüeli bir entertainment gibi, bir eğlence gibi görülüyor. Ve her yerde çok yoğun. Hocam, kardeşler arasında miras paylaşımında dahi büyü yapılıyor. Evet. Hatta evet. online yani WhatsApp gibi, YouTube gibi yerlerden Instagram gibi sosyal medyadan uzaktan orta e, ortaokul öğrencileri dahi bir yerden para tamam, bulup evet, e, büyü evet. yaptırıyorlar. Evet. Ama devletin buna bir e, önlem alması lazım. Yani bu tür sitelere çünkü o kadar şey ki mesela işte cin nasıl çağrılır. Evet. Bunlarla nasıl görüşülür, büyü nasıl yapılır, neyi ne yaparsan bu yüzden bir sürü kişi hatta e, fizyolojik olarak etkilenmesi de psikolojik olarak etkileniyor. Evet. Bir e, e, paranoyalara varana kadar ya yani bipolar vesaire temelinde bu tür e, programları izleyenler. O yüzden pek e, bakın mesela bazı seanslarım vardı ki gerçekten korkunç seanslardı. Hiçbirini videoya almadım. <laughs> almadım videoya. Hiç yayınlamadım. Yani hı hı. reyting kuruna veya kendimin reklamını yapacağım diye benim buna hakkım var mı? Çünkü onu küçük çocuklar da seyrediyor. Tabii, Tabii. internetten giriyor, karşısına çıkıyor. E bu çocuk küçük yaştan ruhsal ve fizyolojik olarak rahatsızlıklara başladığında bunun sorumlusu kim olur? Ben. Hem bu dünyada hem ahirette bunun bir vebali var değil mi? Volkan hocam çok haklısınız. Son dönemlerde özellikle bu izlenme uğruna şöyle şeyler yapılıyor. İki tane genç delikanlı mesela bunların işi gücü yok. Bunlar gidiyorlar Giresun'un bir köyüne bir harabe evet. görüyorlar. Diyorlar ki şimdi cinler buraya gelecekler. İşte evet. içeride cinle evli bir adam var. Karısını bize gösterecek falan. Yani e, cin düğünü bastık gibi e, bir arkadaş da çarşaf falan giyiyor. Biraz da e, özel efekt falan uyguluyorlar ve bunu 10 yaşındaki çocuklar bile izliyor hocam. Evet. Ondan sonra başlıyor küçük yaşta alt ıslatmalar. Ona evet. başlıyor sonra cinsel sorunlara Evet. benzeri şeylere doğru gidiyor. Yani evet. psikolojik veya e, kişide e, toplumdan uzaklaşma, e, akorofobiler, klostrofobiler, tanatofobiler benzeri fobiler de oluşuyor. Tabii, tabii, tabi. klostrofobi nasıl oluşuyor? Sokakta gezememe, tek başına gezememe bir şey yapılacağı korkusu veya evde kalamama bir ses duyduğu zaman acaba onlar mı? Çünkü bunlar tabii yani. Bu komplikasyonların oluşması tabii. Bunları seyreden bir çocuk nasıl sağlıklı olabilir mi? ya yani Buna devletin bir dur demesi lazım. Tabii. Hocam bunları izliyorlar. Ardından beyinleri onlara o az önce bahsettiğimiz oyunlara oynamaya başlıyor. Bir gerçeklik oluşturuyor ona. Bir imajinasyon veriyor. Ve bu insanlar anne babaları da dahil olmak üzere bir psikiyatri kliniğine gitmek yerine muskacı muskacı geziyorlar hocam. Evet. Maalesef, maalesef. Bu bir endüstri haline gelmiş. Ne yazık ki bir taraf bu hastalığı tetikliyor. Diğer tarafta bunu çözeceğim e, vadiyle bundan e, maddi kazanç elde ediyor. <laughs> ve nemalanıyorlar. Evet. Nemalanıyorlar. Evet. Yani e, nemalanıyorlar ve sizin gibi insanların çıkıp gerçekten bizim bu programı yapma sebebimiz de bu. Evet. E, toplumu aydınlatması, daha çok ekranlarda görünmesi, devletin ilgili birimlerine danışmanlık vermesi gerekiyor ki evet. artık bunun bir e, önü alınsın. Tabii inşallah e, olur bu tür e, bir şey tedbirler olur. E, artık bunun devlet bazında yani hükümetin e, yetkililerinin ilgilenmesi e, gereken çok önemli bir konu. Çünkü bu yüzden binlerce çocuk psikolojik bunalımlara giriyor. E, tabii bunlar zincirleme hani iskambil kağıdının birbirini iteklemesi gibi. Evet. Bu sefer ders çalışmama, e, yemek yememe. Odaya kapanmak, klostrofobiler, işte evet. e, asosyalleşme, e, dışarıyla ailesiyle ilişkisini sosyolojik olarak kesme ve bir sürü böyle zincirleme gidiyor. Ne olur şizoid zeminde depresyon, şizoid zeminde depresyondan sonra da şizofreniye doğru gidiyor. Ee, sınıfta arkadaşlarına saldırıyor mesela rehberlik öğretmeni çağırıyor diyor ki neden yapıyorsun evladım bunu ben yapmıyorum ki diyor bana yaptırıyorlar bunu diyor. Tabii e, şunun da çok iyi vurgulamak lazım. Özellikle e, bu Japon dizi film şeylerinde, çizgi filmlerinde, çocuk filmlerinde. Mesela en son gelen bir hastam vardı. Hocam dedi ben hep oradan kaptım zaten dedi. 12 yaşından beri dedi, 11 yaşından beri. O e, çizgi filmlerindeki kahramanlar hep böyle e, doğaüstü. Cinler, cinlerin kralları vesaire. Evet. O onunla savaştırıyor. Savaştırıyorum. Bunlarla izli izli sonra bir alışkanlık oldu. Evden çıkamaz oldum. Okulu bıraktım ve 7 yıl sürekli odaya kapanmış. Yemeğe dahi gidemez olmuş. Annesi artık odaya getiriyormuş yemeği falan. Şeyden sosyal hayattan tamamen kopmuş. Yani beyin yıkama, brainwashing dediğimiz şey sadece böyle siyasi yönden, sosyal yönden yıkamalar veya dini ritüelleri verme değil. Bu çizgi filmleri de kişiyi bir süre sonra bağımlı hale getiriyor, koparamaz. Hani kumar alışkanlığı gibi, uyuşturucu gibi. Evet. Volkan Hocam, Türkiye'de aslında bu gündüz kuşağı programları kadar tehlikeli olmasa da bir takım Hollywood menşeli yapımlar dijital platformlarda evet. özellikle evet. mesela Lucifer diye dizi çekiyorlar. Evet. Şeytana o kadar sempatik, haklı e, yakışıklı e, ve masum gösteriyor ki şimdi Zihnimizdeki bütün kodlarla böyle e, estetik bir biçimde oynuyorlar. Ya da Supernatural diye bir e, dizi var. Burada e, Tanrı tarafından lanetli olmayı bir imtiyaz olarak e, kabul ediyorlar. İki kardeş var. Bunlar sürekli her bölümde bir metafizik olayla muhatap oluyorlar. E, böyle olunca artık beynimizin içi bunlarla dolunca hocam... E, ...Türkiye'nin gerçek problemlerinden soyutlanıyoruz ve kendimize... Bütün bu bahsettiğiniz metafizik varlıklar ve büyü uygulamaları gerçek olmakla birlikte sahte fake bir dünya yaratıyoruz. Ve bunun için de boğulacağız. Şimdi son birkaç dakikaya girdik. Sizden bizi izleyen özellikle gençlere söylemeniz gerekenler mutlaka vardır. Onları alalım hocam. Sizin güzel değerli sözlerinizle de yayınımıza son Estağfurullah. Şimdi bir dahaki programda eğer yaparsanız yani evet. nasip olursa o zaman yaşanmış metafizik olayları sadece onları anlatacağım. Evet. O, teolojisine ve e, şeyine girmeyeceğim. Felsefesine girmeyeceğim. Onları yeterince evet. söyledik zaten. Evet. Ama arkadaşlara şunu söylüyorum. E, bu dünyayla ilgilensinler. Metafizik konulara girmesinler. Çünkü e, bu ülkenin artık e, bu konu ülkede din çok konuşuluyor. Bak ben de beş vakit namazımı kılmaya çalışıyorum. Ben de dini şeyi orduda bile rütbelerimi ortaya koydum. Dini şeylerimden fedakarlık yapmadım. Hı, hı Hiç taviz vermeden yaşadım. Bak bu ayrı bir konu. Fakat dinin bu kadar çok fazla ayrıntıya sokulması haksız. Ayrı konu. Yani namazımızı kılacağız. Doğamızı yapacağız. Oruçumuz tutacağız. Bunu zaten ilmi hallerde yazıyor. Bunun için tarikatlara, örgütlere, cemaatlere, hocalara gitmeye gerek yok. Ya yani önümüzde zaten var hepsi yazıyor. Videolar var hani nasıl namaz kılınır, nasıl oruç tutulur değil mi? Ama temel bunları bileceğiz. Ondan sonra bütün gücümüzle matematik, fizik, fen konularına gireceğiz. Yani artık Avrupa ile aramız korkunç açılmış durumda. Evet. 100 sene önce yine çok açıktı. Atatürk geldi 15 yıl içerisinde o 300 yıllık arayı kapattı fakat maalesef ömrü yetmedi. Ve tekrar o ara açıldı. Tekrar 50 yılından sonra e, tekrar şey başladı. Bir din füryası şey başladı. Yani Japonlar bakın bugün teknolojide neredeler? Bakın biz neredeyiz? Avrupa bile Japonya'nın gerisinde kalmış durumda. Evet. Kıl almaz bir şeylere girmişler. Biz hala yok sakız orucu bozar mı yok bilmem köpeğe değdiğin zaman abdestin bozulur mu? Ya bırak artık. Kardeşim köpeğin abdesti bozulur köpeğe dokunduğumuzda. Biz insanoğlu dokunursak köpeğe yazık olur yani insana değil. Nereye ya? Köpek şu an insanlardan çok daha vefalı, çok daha sadık, çok daha muhteşem bir varlık. Lan esas bizim onu kirletmememiz lazım. O bizi değil, o bizi kirletmez, bizim abdestimizi bozmaz. Ama biz onu kirletiriz eğer yanlış dokunursak. İnsanlık bugün bu durumda. Biz süratle ana hatlarıyla dinimizi bileceğiz. Çünkü din bir gerçek, bir realite. İslam dini dinlerin en güzel. Hepsini araştırmış, okumuş bir kişi olarak söylüyorum. Ama o kadar. Ondan sonra süratle arkadaşların bu tür metafizik filmler, dizi filmleri falan bunları bırakıp e, fen ilimlerinde şeyi, arayı kapatmaya çalışması gerekiyor. Onlardan ricam bu konulara, e, ya zaten o kadar hayırlı, güzel bir şey olsaydı ben oğullarıma öğretmez miydim? Üç tane oğlum var. Benim oğlum birisi Arapça konusunda, diğeri Osmanlıca konusunda, Farsça konusunda yetkin oldukları halde yani bu konuların içinde olduğu kadar hiçbir şey öğretmedim onlara. Her güzel bir şey olsaydı onları öğretirdim. Evet. Bu arada Muhammed ama arkadaşlar, her gibi konumda ama, yayınlarını takip etsinler e, dostlarımız. Eko, Eko Türk TV'de programları var. Evet. Şimdi şunu söylüyorum ama felsefeyi tabi okusunlar hani ana hatlarıyla e, bu varlıklardan nasıl korunabilir? Çünkü bu bir realite. Ama o kadar. Sadece ana hatlarıyla nasıl korunabiliriz, neler dikkat etmemiz gerekiyor o kadar. Ama onun dışında seanslar yapayım bunları ben kendime emrime şunları alayım bunları alayım sonu hastane. Hocam bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi siz bu son cümleyi söyleyince aklıma geldi. Mesela bir okyanusa açıldık. Ee, şöyle elimize bir çizik attık ve kanımızı okyanusa indirdik. Hı. Ne oluyor? Oradaki köpek balıklarını ve yırtıcı balıkları... Çek, çekmiş yürürüm. oluyor. Şimdi bu ritüeller de aslında doğa kendi içinde işliyor, metafizik alem de kendi içinde işliyor bir sistem içinde. Ama biz çomak sokmaya çalıştıkça Biraz zorluyoruz. Evet. Yani resmen gel bana musallat ol diyoruz biz. Musallat ol evet. Evet. Ha öyle sanatlarıyla hani çünkü zaten buna bir hayır şey olsaydı Rabbimiz ayrı ayrı boyutlarda yaratmazdı. Evet. Demek ki araya set çektiğine göre birbirimize irtibat kurmamamız gerekiyor. Evet. Zaten onlara da gerek yok, tehlikeli. Biz en kısa sürede nasıl kendimizi ilmi olarak geliştirebiliriz, ekonomik, sosyal yönden nasıl ilerleriz, ülkemizi nasıl ilerletiriz? Hep bunun planı ve programında olmalıyız. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum değerli vaktiniz ayırdığınız Teşekkür hayırınız. ediyorum, estağfurullah. TV seyircileri adına size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, hayırlı geceler diliyorum herkese. Biz de size efendim. Değerli konuklar İDE TV'deydik. Volkan Kemal Ergenekon'la Metafizik Hakikatler yayınının ikinci bölümünü sunduk. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olup yorum yapıp beğeni bırakınız efendim. Saygılarımızı sunarız.